Bu İslam dünyasının en hayati meselesidir. Çünkü Peygamberimizin adı kullanılarak ikinci ve Kur'an'dan onay alamayacak bir İslam kurulmuştur. Kim kurmuştur bunu? Peygamberin evladını katleden ve onun dinini saltanat ideolojisine dönüştüren Arap Emevisi kurmuştur. Ve dayandığı da uydurttuğu bu hadislerdir. Fabrikasyon bir biçimde. Şimdi hadis Peygamberimizin peşine gezdiler de söylediler, o da ya tam tersi. Hazreti Peygamber hadislerinin, sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır. Yasaklamıştır. Kesinlikle. Burada hemen bir lakırdı dolandırırlar. Efendim sonradan buna izin verdi. Hayır. Hayır, bu koca bir yalandır. İzin verdi dedikleri bir diplomatik mektubun yazılmasına izin vermiş. Ebu Şah diye birine yazılacak bir mektuptur. Onu yazın demiş. Şimdi orada yazın sözü var diye onu alıyorlar. Kendi sözlerinin ya hayır. O kadar hayır ki kendisinden sonra Müslümanların yönetimine gelen kim? Hazreti Ebu Bekir. O bu tavrı sürdürmüş. Peygamberimize izafeten söz söylemeyin diyor. Din konusunda meselelerinizi Kur'an'da halledin. Öbür tarafı açarsanız diyor, bunun sonu Kur'an'ın dışlanması olur. Bir. İki, Hazreti Ömer. Şimdi İmam-ı Azam kitabımızda Hazreti Ömer'i çok önemli ele alacağız. Umarım onu da ayrı bir program yaparız. Hazreti Ömer, İslam dininin tevhid omurgasının en muhteşem, en anıt insanlarından biridir. Hazreti Ömer'i çok iyi tanımak lazım. Hazreti Ömer, ikinci halife, Hazreti Ebu Bekir kadarıyla da yetinmemiştir. Valilerine tamim göndererek, peygambere isnat edilen sözlerin tümünü bölgelerinizden toplayın, getirin diyor. Kurultay topluyor. Topluyorlar. İznik konsülü. Hayır, onu hiç kullanmam. Hazreti Ömer'e onu yakıştırmam. Konsil yoktur İslam'da. Bu bir ilmi meşveret, bir şura meclisidir. Bütün bu rivayetleri topluyor ve tümünü yakıyor. Yakıyor. Tümünü yakıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Siz bu dini eski ümmetlerin saptıkları gibi saparak, Allah'ın kitabının yerine mişnalar koyarak, vahyin kaynağından uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Gerekçelere bakar mısınız? Başka, en çok hadis rivayet eden kişileri takibe almıştır ve birkaç tanesini de sürmüştür Medine'de. Birkaç tanesini hapsetmiştir. Bir tanesini ise kırbaçlatmıştır sırtından kan çıkacak şekilde. Niçin? Hadis rivayet etmeyeceksin diyor. Söylediklerinin çoğu yalan senin. Ve sen diyor, peygamberden sonra dine girdiğini söyleyen Yahudilerle işbirliği içindesin. Onlardan aldıklarını, Tevrat masallarını, Talmud masallarını, Tevrat'ın hakikatinde masal olmaz. O da ilahi kitaptır. Talmud masallarını, rahip masallarını hadis adı altında Müslümanların hayatına sokuyorsun diyor. Ve konuşturmuyor. Sürüyor, hapsediyor, dayak cezası veriyor. Konuşturmuyor. Sonra Hazreti Ömer'in öldürülmesinde devreye giren komplonun içinde bunları yaptığı zatın işbirliği içinde olduğu ve tarihin ilk Siyonisti diye Mısırlı bilginlerin yad ettikleri Kâbe'l Ahbar var. Hazreti Ömer öldürüldüğünde bu zat çıkmış bağırmıştır Medine'de. Ne diye bağırmış? Şimdi dilim çözüldü. Ömer öldü, artık rahat rahat konuşacağım diyor. Konuşturmuyordu. Çünkü
Bu şahsa verdiği sıfat kezzap sıfatıdır. Ne demek o? Sınırsız yalan söyleyen demektir. Mübalağa kipi. Kezzap, kazip de demiyor. Kezzap. Bu sıfatı aynı zata bir kişi daha veriyor. Çok önemli kişiler bunlar. Hazreti Ali. Aynı kişiye mi kezzap diyor? Aynı kişiye. Bir kişi daha bu sıfatı veriyor. O da çok önemli. Bunlar sahabeye hocalık yapmış büyük anıt isimler. Yani sahabenin de içinde tabii mertebeleri var. Hazreti Ali. Herkes gibi değil ki. Hazreti Ömer herkes gibi değil. O üçüncü kişi kim? Hazreti Ayşe, bugün konuşacağımız o büyük, o anıt isim. Şimdi Hazreti Ömer ölünce zaten arkadan üçüncü halife Osman geliyor. Onun devri, bütün çalkantılar, devdebeler, hengameler, bu meselelerle hiç uğraşılmıyor ve ondan sonra zaten fitne dediğimiz hadise başlıyor ve iş kopup gidiyor. Kanlı badireler, kanlı badireler, belki Hazreti Ayşe münasebetiyle temas edeceğiz. Şuraya gelelim ve konumuz bu değil, bunu İmam-ı Azam meselesini konuşurken konuşacağız. Hadisler, bu aynı zamanda bir muhaddis olan Süfyan es-Sevri'nin tabiridir. Şu kullanacağım tabir. Diyor ki, Hicri 161'de ölmüş İmam-ı Azam'dan 11 sene sonra. Hem tasavvufta çok büyük, hem fıkıhta çok büyük, hem tefsirde çok büyük, her alanda büyük isimlerden biri Süfyan es-Sevri. Bu hadislerden hayır bekleyemeyiz diyor. Çünkü hayır giderek azalır, çoğalmaz. Bunlarsa diyor Hazreti Peygamber zamanındakinin birkaç katına çıktı, çoğaldılar diyor. Bunlarda şer var. Mısırlı Ahmet Emin, büyük mütefekkir, Müslüman mütefekkir, bir ters piramit tabiri kullanmıştır bu hadislerle ilgili. Diyor ki akıl, tarih şunu icap ettirir. Hadisler bir piramit gibi en fazla oldukları zaman Hazreti Peygamber'e en yakın olan zaman olmalıdır. Değil mi? Ondan bunları telakki edenler ortada. En yakın zaman. Hayır diyor, burada ters, piramit ters dönmüştür. Yani varlık gerçeğine, akla, ilme, tarihi verilere aykırı.